Bundan yaklaşık 6-7 ay önce kamuoyunu vicdanını aslında yaralayan bir olay gerçekleşti. Mağaracık Köyü muhtarı 70 yaşındaki Nihatiye isimli şahıs 14 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz etmekten gözaltına alındı. Fakat nüfuzu, aşiret gücünün fazla olduğunu bildiğimiz bu kişi serbest bırakıldı. İnsanların ismini bile anmaktan aslında biraz ürktüğü bu adama Twitter nezdinde ifşa ettim hem ismini hem de resmini. Çünkü bu tarz insanların görünmesini, bilinmesini istiyorum. Hukuk gerekli cezayı vermezse insanlar en azından bilinçli ve önlemli olsunlar diye. Geçtiğimiz günlerde 31 Mart seçimleri oldu ve bu kişi tekrardan muhtar olduğunu öğrendim. Ve tekrardan bu kişinin ifşa edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sözde ev hapsi verildi. Fakat kişi elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyor, dolanıyor. Bu şahsın bu taciz iddiasıyla ki çocuğun beyanı esastır aslında. Çocuk bunu beyan etmiş, taciz ettiğini ifade etmiş bu şahsın. İfşa edilmesi noktasında Twitter'a bir yazı yazdım ve o Twitter'a yazı yazdığım için de aslında büyük bir infial yarattı. Kendisini yiyenleri bana ulaştı. Eylem yaptığım yere gelenler oldu. Bu noktada üstü kapalı tehditler aldım, alıyorum. En son geçtiğimiz 3 gün önce de karakoldan arandım. Kendisi avukatları aracılığıyla beni savcılığa vermiş. Suçum taciz iddiasında bulunan bir kişiyi ifşa etmekmiş. Tekrardan ifade ediyorum. Bu suçsa ben bu suçu tekrardan işleyebilirim. Çünkü 14 yaşındaki bir kız çocuğu cesaretle, inatla ve kararlılıkla kendisine yapılan bu kötülüğü haykırmış, şikayet etmiş ve bunun karşılığında o kişi serbest bırakılıyorsa biz o kız çocuğunun sindirilmesine sebep oluruz diye düşündüm ve o kişinin ifşa edilmesi belki bir nebze olsun o kız çocuğuna güç verir, belki bizlerden umut alır ve kendine hayatına küsmez diye düşündüm. Bu yüz kızartıcı suçtan hukuken istediği kadar aklanmış olsun ki hala aklanmış da değil. Herkes bu kişinin gücünü, herkes bu kişinin nüfuzunu biliyor. 14 yaşındaki bir kız çocuğu inatla, cesaretle bu adamı şikayet ettikten sonra bu adam serbest bırakılıyorsa ve tekrardan muhtar seçiliyorsa sizlere soruyorum, o kız çocuğu ne yapsın? Ne yapabilir? O küçücük bedenine, belki savunmasızlığına rağmen kafa tutmuşsa kötülüğe ve karşısında yanında kimseleri bulamamışsa o kız çocuğu ne yapabilir, nereye gidebilir? Haliyle şikayetini geri çekecek. Ama bizler toplumsal olarak eğer hasta değilsek bu tarz insanları aklansın aklanmasın fark etmez yüz kızartıcı bir suçla yargılanan bir kişiyi tekrardan seçmek en hafif tabirle aymazlıktır. Ben bunun aslında toplumun hasta olmasından da ziyade kişinin o gücüne bağlıyorum. Çünkü kişi orada çok güçlü, korkulan bir insan. Aşiret gücünün olduğunu herkes biliyor. Çoğu gazeteci bunu haber yapmaktan ürktü. Çünkü kişinin ne tarz yollara başvurduğunu, başvuracağını hepimiz biliyoruz. Sosyolojik anlamda bu kişiyi tekrardan muhtar seçmek bize yüz kızartıcı suçla suçlanan, yargılanan bir kişinin bizi temsil ettiğini, bizim aynamız olduğunu kabul etmektir. Biz bunu kabul etmiyoruz. Hatta böyle kişilerin yani aslında psikolojide de bir ismi var, Stockholm sendromu. Kötü kişiye ya da kendimize kötülük yapan kişiye bir bağ kurmak, onu tekrardan bir yere koymak, değer vermek gerçekten bir psikolojik rahatsızlıktır diye düşünüyorum. Fakat ben Urfa halkının bu noktada baskıyla karşı karşıya kaldığını düşünüyorum. Çünkü seçim döneminde de zaten bunu pekala gördük. Seçim döneminde seçmenler değil ne yazık ki kaba kuvvet konuştu diyebiliriz. Güneydoğu'da, doğuda yapılan mücadelelere daha fazla kıymet verilmesi gerekiyor. Çünkü ben de dahil olmak üzere birçok kız kardeşim kendi hayatımızın başrolü değil, ne yazık ki bazen figüranı oluyoruz. Üstümüzde hep bir tahakküm var, üstümüzde hep bir baskı var ve mağdur olsak da suçlu gibi algılanıyoruz. Bu sebeple burada verdiğimiz mücadelelere daha fazla kıymet ve kulak verilmesini istiyorum.